Banko sorular. Rehberlik. 1. İçsel rehberlik. 2. Özel yetiştirme. Örneğin başarıyı artırmak, yetenek geliştirmek, ek kurs açmak gibi. 3. Özel eğitim. Engelinden ya da üstün zekasından dolayı normal eğitimden faydalanamayan öğrencilere dönüktür. 4. Öğrenci kişilik hizmetleri. Örneğin öğrencilerin en etkili şekilde eğitim ve öğretimden faydalanmasını sağlamaktır. 5. Rehberliğin amacı, bireyin kendisi tanımasını sağlamaktır. Teşhis koyma yoktur. 6. Maslow'un piramidi, fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik, sevgi, saygı, bilme, estetiklik ve kendini gerçekleştirme. 7. Kendini kabul, eleştiriye açıklıktır. 8. Kendini gerçekleştiren bireyin özellikleri. Az fakat sıkı dostları vardır. 9. Varoluşsal yaşama, Rogers, anı yaşamaktır. 10. Organizmaya güven, mesleğini kendi yeteneklerine göre seçmektir. 11. Rehberliğin temel ilkeleri, gizlilik, gönüllülük, özerklik, tüm bireylere yönelik, süreklilik vesaire. 12. Oryantasyon, yeni duruma uydurmadır. 13. Bireyi tanıma, örneğin bireyin kendisini tanımasını sağlamak için veri toplamak. 14. Bilgi toplama ve yayma, yani öğrenciye ihtiyaç duyduğu bilgiyi ulaştırmaktır. 15. Yöneltme ve yerleştirme, yani öğrenciyi yeteneklerine uygun mesleklere yöneltmektir. 16. İzleme. 17. Psikolojik danışma, yani duysal sorunlarla ilgilenir. 18. Refere, yani sevk. Örneğin öğrenciye ihtiyaç duyulan yardım verilemediği zaman yapılır. Mesela rama yönlendirme. 19. Çevre veli ilişkileri. 20. Araştırma değerlendirme, yani rehberlik hizmetlerinin etkinliğini ortaya koymak. 21. Rehberlik programı hazırlama, yani rehberlik hizmetlerini sistemli yürütmek. 22. Konsültasyon, yani müşavirlik, öğrenci için işbirliği sağlamaktır. 23. Okul rehberlik programı. İlkeleri değişmez. Program ise okula göre düzenlenebilir. 24. Kabul tepkileri. Gülümsemek, baş sallamak örnek verilebilir. 25. Kapı aralayıcılar, yani konuşmaya açık davet. 26. Kendini açma. 27. Koşulsuz kabul, yani saygı, değerlilik. Bireyi olduğu gibi kabul etmek demektir. 28. Saydamlık, yani şeffaflık. Bireyin içinin dışının bir olmasıdır. 29. Empati. 30. İletişim engelleri, yani yargılama, emir verme, at takma denilebilir. 31. Ben dili, yani tembelsin yerine yeterince çalışmıyorsun demek. 32. Sen dili, suçlayıcıdır, yargılayıcıdır. İnsanlara acı çektirmekten keyif alabilirsin demek. 33. Ego geliştirici dil, kişinin özgüvenini geliştirir. 34. Ego zedeleyici dil, kişinin özgüvenini zedeler. Kişi kendini kötü hisseder. 35. Çatışma çözme stratejileri, kaplumbağa geri çekilme, eksi eksi, ayı alttan alma, eksi artı, köpek balığı zorlama, artı eksi, baykuş yüzleşme, artı artı, tilki uzlaşma, artı artı. 36. Çatışma türleri, yaklaşma yaklaşma, yaklaşma kaçınma, kaçınma yaklaşma. 37. Akran arabuluculuğu, çatışmada kullanılır. İki kişinin çatışmasında üçüncü kişi araya girer, tartışıp sonuca ulaşılır. 38. Akran danışmanlığı, örneğin okulda oryantasyon yapmak için öğrenciden yardım almak. Yeterince psikolojik danışman veya rehber öğretmen okulda olmadığından kaynaklanır. 39. Bireysel rehberlik, yani bireyin çevreye uyumunu sağlamaktır. Burs,
meslekler vesaire durumlar hakkında bilgilendirmektir. 40. Grupla rehberlik. Bireyin çevreye uyumu içindir. Fakat grupla yapılır. 41. Bireysel psikolojik danışma. Tek yapılır, duyular ön plandadır. Grupla psikolojik danışma. Grupla yapılır, duyular ön plandadır. 43. Uyum sağlayıcı rehberlik. Psikolojik danışmanın öncelikli hedefidir. Yeni duruma uydurmayı sağlamaktır. Örneğin kaza geçiren bir birey örnek verilebilir. 44. Yöneltici rehberlik. Bireyi yeteneklerine göre yöneltmek. 45. Tamamlayıcı. Uygulanan programdaki eksiklikleri giderir. 46. Önleyici rehberlik. 47. Çare bulucu rehberlik. 48. Krize müdahale. 49. Geliştirici rehberlik. Yani bireyin tüm yönleriyle gelişmesine yönelik ortamlar sağlamaktır. 50. Ayarlayıcı rehberlik. Yani rehberliğin sağladığı bilgilerden faydalanmak. 51. Öğretim basamaklarına göre rehberlik. Nedir bu? Kemik. Karşılığı ise anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise. Kemik neye denk geliyordu? Kişisel sosyal, ilk öğretim eğitsel, ortaokul mesleki, lise kişisel sosyal. 52. Yetenek. Doğuştan sahip olunan gizil güç. İlgi, hoşlanma, hoşlanmama. Meslek seçiminde sosyoekonomik güzel. Meslek seçimi ailenin ekonomik durumuna göre yapılır. 55. Psikolojik gereksinimler. 56. Değerler. 57. Yetkinlik beklentisi. Yani bireyin kendine olan güveni. 58. Holland'ın tipoloji kuramı. Yani bireyin meslek seçimi çevresine uyumu sonucu gelişir der. Meslek tiplerini ise Gagas olarak kodluyoruz. 6 meslek tipi ise şunlardır. 1. Gerçekçi tipler. Sembolleri güç, paradır. Meslekleri ise elektrikçi, ormancı, mühendis vesaire. 2. Araştırıcı tipler. Sembolleri bağımsız, titiz, sabırlıdır. Meslek tipleri ise matematikçi, fizikçi vesaire. Sosyalliğe önem vermezler. 3. Geleneksel. Sembolleri itaatkar, dengeli. Meslek tipleri muhasebeci, kütüphaneci. 4. Girişimci tipler. Sembolleri maceracı, dışa dönüklük. Meslek tipleri avukat, pazarlamacı, ekonomist, politikacı. 5. Artistik tipler. Sembolleri etkileyicilik. Meslek tipleri ressam, mimar vesaire. 6. Sosyal tipler. Sembolleri yardımseverlik, empatiklik. Meslek tipleri doktor, psikolog. 59. Gisberg gelişim kuramı. Meslek seçimini dönemselleştirmiştir. 5-23 yaş arası meslek seçimi yapılır ve meslek seçimi geri dönülemez bir süreçtir der. Kod HGG yani hayal, geçiş, gerçekçi. Hayal evresi 5-11 yaş arası, geçiş evresi ise alt başlıklar halinde ilgi 11-12, yetenek 13-14, değerler 15-16, geçiş 17 sonrası. Geçiş evresi ve alt başlıklarını GDIG şeklinde kodluyoruz ve 11 yaşından itibaren 17 yaş arasını kapsıyor. Son evresi ise gerçekçi evre, 17-23 yaş arası. Not: Sapır'la karşılaştırırken yaşlara dikkat edilmelidir. 60. Sapır mesleki gelişim kuramı. Meslek seçimi yaşam boyudur der. Kod Baykoç. Büyüme, araştırma, yerleşme, koruma, çöküş. Büyüme 0-14 yaş, araştırma 14-24 yaş arası, araştırma 3 alt başlığa ayrılıyor. Kod DGS.
Deneme 14-17, geçiş 18-21, sınama 22-24. Kod DGS. Yan başlıkları devam ettiriyoruz. Yerleşme 25-44, koruma 45-64, çöküş 65 ve sonrası. 61. Eğitsel rehberlik, akademik başarı, rehber öğretmen, verimli ders çalışma amaçlanır. 62. Kişisel sosyal rehberlik, bireyin yapısı, psikolojik danışman, duygularla ilgilidir. 63. Etkin çalışma yöntemleri, benzer dersler ard arda konulmamalıdır. Zaman, dinlenme, çizelge, ders programı hazırlamada esas alınmalıdır. 64. Yetenek testleri, öğrenciyi uygun kulübe yerleştirmek. 65. Tutum envanterleri, bireyin uyarıcıya karşı gösterdiği duygu, düşünce, davranıştır. 66. İlgi testleri, bir uyarıcıya karşı hoşlanıp hoşlanmama. 67. Kişilik testleri, psikolojik danışmanın hizmetidir. Duyusal sorunları saptamak örnek verilebilir. 68. Başarı testleri, bireyin öğrenme etkinliklerinden ne kadar yararlandığını saptar. 69. Olay kaydı, vaka, anekdot olarak da denilebilir. Bireyin gözlenen davranışlarının objektifçe kaydedilmesidir. 70. Derecelendirme ölçeği, gözlenen özelliği sayısal verilerle ifade etmektir. 71. Gözlem, gözlenen özellik sınırlı tutulur. Aynı davranış birden fazla gözlemlenmelidir. 72. Gözlem listesi, gözlenen davranışın varlığı, yokluğu, evet, hayır şeklinde cevaplanır. 73. Özellik kayıt çizelgesi, öğrencilerin liderlik, yaratıcılık gibi özellikleri belirlenir. 74. Derecelendirme ölçeklerine karışan hatalar, kişisel yanlılık, mantık, genelleme, ölçeğin bütün dereceleri kullanılmalıdır. Aksi durumda hatalar olur. 75. Otobiyografi, bireyin kendisini yazarak anlatmasıdır. 76. Arzu listesi, örneğin sihirli demliğin olsa, içinden cin çıksa ne isterdin gibi sorular yöneltmektir. 77. Zaman cetveli, bireyin gün boyunca ne yaptığını sormaktır. 78. Kime göre ben neyim? Bireyin aileye göre, öğretmenlerine göre, arkadaşlarına göre nasıl algılandığını ortaya koyar. 79. Problem tarama listesi, bireyi rahatsız eden durumları belirleyip rehberlik hizmetlerinin planlanmasını yapmak. 80. Anket, bir konuda bireylerin duygularını saptamada kullanılır. 81. Öğrenci tanıma formu, öğrencinin adı, soyadı, adresi, sağlık durumu, veli bilgilerini vesaire içerir. 82. Sosyal atom ölçeği, yalnız olan bireye çevresinde güvenilir kişilerin olduğunu göstermektir. Yani yalnız değilsin diyebilmektir. 83. Sosyometri, bireyin grup içerisinde nasıl algılandığını anlatır. Düz ok işareti istiyor ama karşıdan cevap yok anlamına gelir. Kesik kesik ok işareti istemiyor anlamına gelir. Düz çizgi arasında artı olan işaret karşılıklı istiyor anlamına gelir. Kesikli çizgiler ortasında kesik işaret ise karşılıklı istenmiyor anlamına gelir. Eksi bir istemiyor, artı bir istiyor anlamına gelir. 84. Kimdir bu tekniği? Bazı özellikler yazılarak bu özelliklerin bulunmasını istediği tekniktir. Hem grup üyelerinin birbirini nasıl algıladığını hem de kişinin kendini nasıl algıladığı hakkında bilgi verir. İşaretleri ise artı kendini seçti, düz slash başkaları seçti, düz slash ve artı başkaları ile aynı kanıda olma anlamlarına gelir. 85. Görüşme, yüz yüze etkileşim. 86. Çocukların iç dünyasını dış dünyaya yansıttıkları iletişim aracıdır. 87. Sosyodrama, toplumsal bir sorun uzman kişiler önünde canlandırılmasıdır. Örneğin belediye otobüsüne binme biçimi.
88. Psikodrama bir nevi tedavi aracıdır. Bireyin sorunlarını drama şeklinde uzmanların önünde ifade etmesidir. 89. RAM rehberlik araştırma merkezidir. Merkezin çalışma alanı kapsamında yer alan eğitim kurumlarının özelliklerine göre rehberlik hizmet programını hazırlar. 90. RAM'daki özel eğitim. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin saptanmasını sağlar. Özel eğitim hizmeti alan öğrencilerin ailelerini bilgilendirir. 91. Müdürün görevleri. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna başkanlık eder. Rehberlik servisinin raporunu RAM'a gönderir. Öğretmenlerin stajyerliğini kaldırır. Okulda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili programın hazırlanmasını sağlar. 92. Psikolojik danışma yani rehber öğretmenin görevleri. Okulun yıllık rehberlik planını hazırlar. Rehberlik ihtiyacı olan öğrencilerin tespitini sınıf rehber öğretmenden ister. Velilere çocukların başarıları ve kişisel durumları ile ilgili bilgi verir. 93. Sınıf rehber öğretmenin görevleri. Sınıfın yıllık rehberlik planını hazırlar. Rapor sunar. Öğrencileri eğitsel gruplara yönlendirir. Uzmanlığı dahilinde problemi olan öğrencilerle görüşme yapar. 94. Madde bağımlılığı. Böyle durumlarda müdürle görüşülüp emniyet bilgilendirilir. 95. Cinsel istismar. Böyle durumlarda müdürle görüşülüp emniyet bilgilendirilir. Konu bitmiştir. Ben İsmail Hakkı Feyzioğlu, sizlere başarılar diler.